Ben bu formatta mümkün olduğunca hayatımda değişik nedenlerle köşe tutmuş kitaplara yer vermeye çalışıyorum. Bu yüzden popüler edebiyat ya da popüler kurgu dışı kitaplardan çok belki de ismini ilk defa duyacağınız kitaplarla sıklıkla karşılaşacaksınız. Ama Celil Oker ismini daha önce duymadım demezsiniz değil mi? Celil Oker Türkiye'nin en güzel polisiye roman yazarlarından. 2019 yılına vefat edene kadar Bilgi Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık eğitimi vermiş bir hoca. Aynı zamanda eski reklamcı bizim sektörde. Benim Celil Oker'in kitaplarıyla tanışmam da şöyle oldu. Bundan 3-4 yıl öncesi yazmakla ilgili büyük derdim var. Bana bir konuyu anlat deyin, bildiğim, üzerine çalıştığım bir konuysa hemen anlatabilirim. Hatta insanların karşısında anlatmak, kalabalığa konuşmak da sorun olmaz. Ama bana bu konuyu yazılı gönderir misin sorusu işte benim içinde kaybolduğum işlerden bir tanesi. 5-10 dakika içerisinde gayet anlaşılır, hatta ikna edici biçimde anlatabileceğim bir konuyu yazmam günlerimi alır. Konuşarak anlatanlar yazmakta zorluk çeker diye genelleme yapıp işin içinden sıyrılacağım ama ikisini de kıskandırıcı biçimde iyi yapan Sinan Hoca gibi örnekler var. Şakası bir yana yazmak bu dönemde herkes için alışkın olduğumuzdan daha önemli hale geldi. Ara sıra konuşmalarımda anlatıyorum. Dijital yeni bir evrenimiz var ve bu evrende kendinizi doğru ifade edebilmeniz gerçekten çok önemli. Hatta kim olarak anlaşılacağınızı bu belirliyor. Eskiden çok az sayıda insanla onlara uzun zamanlar ayırarak tanışıyorduk. Birbirimizi tanımak için zamanımız vardı. Şimdi çok sayıda insanla tanışmaya, haşır neşir olmaya fırsatımız olduğu için kimsenin kimseye ayıracak uzun bir vakti yok. Dostlarımıza bile. Artık birini tanımak için dijital dünyaya bıraktığı yazılara ve fotoğraflara bakıyoruz. 1990'lı yıllarda bilgisayar kullanmayı bilmek nasıl edinilmesi gereken bir beceriydi. Şimdilerde de kendini yazarak ifade edebilmek öyle bir beceri. Hepimiz okuma yazmayı 6-7 yaşlarında öğrendiğimiz için bunu hep bildiğimizi düşünüyoruz. Ama böyle olmadığını okuduğumuz mecralardan rahatlıkla anlayabiliriz. Eskiden mizah dergilerinin birinde anlatmaya çalışan adam diye bir şey vardı. Çeşitli şeyleri tarif etmeye çalışıyor ama tüm çabasına rağmen beceremiyordu. Birçoğumuz dışarıdan baktığında böyle görünüyor. Yanlış anlaşılmak bu dönemin moda akımı gibi. Ben de bunu o dönemde kafaya takmıştım. Yazmak için yeni alışkanlıklar edinmeye uğraşıp duruyorum. Bulabildiğim çözümlerin hepsi mühendislik zihniyle hazırlanmış çözümler. Bir yerden başlayıp adım adım kendini geliştirebileceğin yöntemler. Yöntemler iyi, hoş ama benim gibi tümden gelim kafasıyla çalışan biri için, yani bütünü görmeden detayları anlayamayanlar için bu çalışmalar gerçekten ızdırap verici. Benim önce konunun bütününü gözümde canlandırmam gerekiyor. İşte bu karın ağrılarıyla dört dönerken bir gün ofiste bu kitaba rastladım. Şimdi arada ismini anmazsam bana çok kızar. Bu süreçte haklı olduğunu düşünüyor ki gayet haklı. Güliz diye bir metin yazarı arkadaşım var. Kitabı o sipariş etmiş. Bizde Türkiye'de kitaplarla ilgili öyle tuhaf bir algı var ya, kitaba rahatlıkla el konulur. Hatta eskiden çalınırdı bile. Kitap okumak o kadar kutsal bir şeydi ki, sen yeter ki okumak iste. Bunun için yaptığın her şey mübah. Ben de sırtımı bu gizli yasaya dayayarak kitaba el koydum. Aynı gece bir çırpıda okudum. Storytel'deki okunma süresi 1 saat 40 dakika civarı. Yazmaya başlamak istiyorum. Bu işin ilacı var mı, hapı var mı diye sorarsanız, işte bu kitap bu işin ilacı. Benim gibi ancak bütünü görerek anlayabilen insanlar için muhteşem bir başlangıç. Tabii peşine çok çalışmayı eklemeden hiçbir şey olmuyor, bunu da söylemek lazım. Sanırım yazmanın zor yanlarından biri, kabullenilmesi gereken yanlarından biri de tek başınıza kendinizle yüzleşerek saatlerce çalışmayı göze almak. Celil Hoca kitabını yazmaya yeni başlayanlara, bu işe soyunanlara bir mektup gibi yazmış. Bütün hikayeler temelde aynı şeyi, yolculuğu anlatır. Kahramanlar bir yerden bir yere giderler. Başlarına bir şeyler gelir ve geri dönerler. Biz yolculukların kahramanlarımızı nasıl değiştirdiğine şahit oluruz diyerek başlıyorum mektubunu. Yaratıcılık nedir? Olay örgüsü nasıl kurulur? Çatışma nasıl hazırlanır? Karakter nasıl yaratılır? Diyaloglar nasıl yazılır? Üslup nasıl belirlenir gibi birçok konuya değinerek devam ediyor. İşte bu kitap yazmaya olan ihtiyacımızı fark edip bir şey yapmak isteyen herkes için çok iyi bir başlangıç kitabı. Celil Oker girişte de söylediğim gibi aslında polisiye roman yazarı. Remzi Yunal isminde buralardan, Türkiye'den bir kahramanı var. Ya da anti kahramanı var. Belki böylesi daha doğru. Eski pilot, yeni dedektif. Bıyık altından kendi dedektifliğini yadırgıyor biraz. Adaletin yerine getirmek pek de onun sorumluluğu sorunu değil gibi.
insanların hayatını değiştirmek en istemediği şey. Yazarının sözüyle cinayetleri biraz da onu okuyan insanların hatırına çözüyor. Bizden olacak derken basit şablonlara boğulmadan ama batıcı ezberlere hiç girmeden maceralarını keyifle izleyebildiğim bir karakter. Yeni tanıştığın bir arkadaşının sana kendi başına gelen olayları anlatması kadar doğal ve hayattan. Eğer Celil Hoca ile bir gün karşılaşma fırsatım olsaydı, dediğim gibi ne yazık ki 2019 yılında vefat etti. Bu artık mümkün değil. Yine de böyle bir fırsatım olsaydı ona senin romanlarını antidepresan yerine kullanıyorum derdim. Keyfim kaçtığında, kendimi mutsuz hissettiğimde kulaklıklarımı takıp eski pilot, yeni dedektif, Remzi Ünal'ın insanları o kadar da umursamayan ama buna bir şekilde mecbur kaldığı için doğruyu yapmaya çalışan hikayeleriyle hayatımı nasıl normalleştirdiğimi anlatırdım. Kitapları piyasada bulmakta birazcık zorluk çekebilirsiniz. Malumunuz popüler kişisel gelişim kitaplarının gümrüktüsünün arasında bu tip niş duygulara, bilgilere hitap eden kitapları fark etmek zor. Storytel'de iyi seslendirilmiş halleri var. 14 gün ücretsiz deneme linkini de arkadaşlar aşağıya koyacaklardır. Sevgiler.